Başıboş köpek sorunu son derece sıkıntılı. Biz de bu konuya dair birçok yazılar yazdık, bir takım şeyler çektik, videolar çektik. Hatta öncelikli olarak kendi bu konudaki duruşumuzu açıklamak durumunda kaldık. Çünkü son derece büyük bir şiddet uygulanıyor konuyu gündeme getirenlere. Neydi o? Yani ben de barınaktan almış olduğum, başıboş bir köpeği bahçesinde bakan bir insanım. Hiç kimseden de o yüzden hayvan sevgisiydi, o buydu ile ilgili ders almaya gerek yok. Ama sadece geçtiğimiz yıl içerisinde 30'un üzerinde vatandaşımız ya köpekler tarafından parçalanarak öldürüldü ya da köpeklerden kaçarken bir aracın falan altında kaldılar. İşte bu sorun aslında yerel seçimlerden önce çözülmesi gereken bir sorundu. Maalesef yerel seçimlerin de sonrasına taştı ve konu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşınıyor. Başıboş köpeklerle ilgili ürküten rapor e, raporda son 20 yılda 4 milyonu aşkın kuduz riskli temas 30 adette kuduz vakası görülüyor. Yani son 4 yılda bu başıboş köpeklerin ısırmış olduğu 30 insanımız kudurarak ölmüş durumda. Kudurarak ölmüş durumda. E, 2023 yılında kuduz riskli temas sayısı. Daha önceki yıl ortalaması olan 260 binlerden 437 bine çıkmış. İki kattan daha fazla artış gerçekleştirmiş. Son 5 yılda köpeklerden kaçtığı için e, yaralanan, trafik kazası geçiren ya da işte direksiyonu anında sağa çekmek zorunda kalan, bu, bu esnada takla atan Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre 3534 trafik kazası, 55 trafikte köpek kaynaklı ölüm, 5147 yaralanma vakası görülmüş ve hala bu hususun son derece normal olduğunu iddia edebilecek kadar şirazeden çıkmış aklı istatistikleri dahi okumaktan bir haber. Dünyada gelişmiş hiçbir ülkede olması mümkün dahi olmayan bu manzaralarla yaşamamız konusunda can siperane mücadele edenler var. Tabii ki bunların büyük bir kısmı bu işi siyasi anlamda kararı çıkartan cumhur ittifakını hırpalamak maksadıyla kullanacaklar ama rakamlar ortada. Sokak köpekleri sorununun çözümü için hazırlanan yasa teklifi meclise geliyor. Türkiye'de kuduz riski konusunda Afrika ve Asya ülkeleriyle aynı yüksek risk kategorisine girdi. 2018-22 yılları arasında yıllık ortalama 260 binden 2023 yılında bu sayı 437 bine çıkmış durumda. Şimdi tabii ki bu kararların alınması son derece geç kalınmış kararlar maalesef. Çünkü sadece trafikte 50'nin üzerinde vatandaşımızın hayatını kaybettiği Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanıyor. Bu konuda köpeklerin insanları canlı canlı nasıl yediğinin görüntüleri günlerdir, aylardır, yıllardır ekranlarımızda ve sosyal medyada dönmeye devam ediyor. Buna rağmen kendi steril bulundukları alanda et evlerinde kokuşmuş ne kadar yemek varsa tencerenin içinde ya da mama lobileri tarafından ya da kendi ceplerinden almış olduğu mamaları Gelip insanların binalarının önünde veren birçok görüntü var. İşte bunlardan bir tanesi dün var. Adamın dükkanının kapısının önüne döküyor. Adam bunu dökemezsin diyor. Biz valilikten izin aldık. Ya sen kimsin ya? Vali kim? Vali benim malımın, mülkünün kapısının önüne kudurmuş olma ihtimali dahi olan köpekleri ısıran, köpekleri müşteriyi korkutan köpekleri besleme konusunda sana izin falan veremez. O valinin Tabii izin verdiğini zannetmiyorum da kimse o vali koyun bakalım da dükkanda, evde, insanların kapısının önünde köpek besleme iznine izin verebilecek vali kimmiş hep beraber bir bilelim. Şimdi bunun üzerine hemen yine e, polemik kahramanı Nevşin Mengü sokağa e, şey piyasaya çıktı ve dedi ki sokak hayvanlarının bakışı politik bir mesele. Sokak hayvanlarının öldürülmesi kampanyası yapanların İslamcı Sağ ve aşırı sağdan çıkması da tesadüf değil. Ya ne yaparsanız yapın Nevşin Mengü konuyu muhafazakar insanlara, dindar insanlara getirip onda da e, linç yememek için İslamcı sağ aşırı sağ gibi falan diye ibareler koyuyor ama en nihayetinde muhafazakar insanların işte bu konularda e, öldürülmesi kampanyasına öncülük edenlerin bu muhitten çıkması tesadüf değil diyor. Ha, demek ki biz yani e, sağ skal siyaset skalasının sağında kendisine e, yer bulanlar ya da kendini orada ifade eden insanlar e, demek ki vahşetten hoşlanıyor gibi bir anlam çıkıyor. Tabii Nevşin Mengü'nün 2017 yılında yazmış olduğu bunu araştırırken bir yazısını gördüm. O yazıda işte et yemek ile işte hayvan katliamıyla muhafazakarlık arasında mesela ilişkiler kuruyor. Aynı Nevşin Mengü İncil'in maddasından bir ayet ortaya koyduğunda havra kelimesi ayetin içerisinde gösteriş maksadıyla havralarında dua ederler gibi bir ibare var hatırlamıyorum tam. Karel Valensi kendisini ikaz ettiğinde dört defa özür diliyor. Ya Karal Valensi seni bu konuda ikaz ettiğinde dört defa özür diliyorsun da bu memlekette yaşayan mütedeyyin insanları sabah namaza giderken köpek saldırısına maruz kalıyor. Özel arabası yok, şoförü yok, bilmem nesi yok. Belediye otobüs durağına giderken köpek saldırısına. Çocukları okullarından çıkıyor kasabalarda. Evlerine geliyor köpek saldırısına uğruyorlar. Bunu tutup da nasıl İslam konusunu da kelimenin içerisine sokarak paylaşabiliyorsun? Yani biliyorum bu ülkedeki 85 milyon insanın 80 milyonu seni bu lafından dolayı kınasa sen Karal Valensi'den özür dilediğin gibi dilemezsin. Çünkü neden? Senin o özrün de çıkar perspektifli. Şimdi buradan devam edelim Nevşin Mengü üzerinden. Bakın neler anlatıyor. Hep beraber izleyelim. Dünyayı diğer canlarla paylaşmak zorundasın. Belli sınırlar çizerek yani. Bu bu. Dünyada köpekler her zaman oldu. Olmaya da devam edecek. Türkiye'de sokak köpeği de olmaya devam edecek. Mühim olan bunun popülasyonunu kontrol altına almak. Bunun popülasyonunu insanların üzerinden kontrol altına alabilirsin. Köpekler değil. Köpeklere sahip çıkması gereken, sorumluluk üstlenmesi gereken insanlar. Sorumluluk üstlenmediği için ceza çekmesi gereken de yine insanlar. Korkuyor ve işte bütün köpeklerin kendini yiyeceğini düşünüyor. Yani bu fobileri de aşmanın çok basit bir yolu var yani. Kerli ferli koca adamsınız yani. Ne köpekten korkma ne de şu devirde Allah'ını seversen. Mesela Almanya'da şöyle bir şey var hayat bilgisi dersinde. Köpekle karşılaşınca çocuklara ne yapması gerektiğini anlatan. Çünkü Almanya'da sokak köpeği popülasyonu az olsa da insanlar köpekleri her yere giriyorlar metro dahil. Yani e, şunu anlatıyor çocuğa. Hani köpekte metro metroda birinin köpeği göz göze geldi. Git parmağını köpeğin gözüne sokarsan köpek seni ısırabilir mesela. Yani bu temel bilgileri Türkiye'de de mesela müfredat konuştu ya bunu buna konulmalı. Zor bir şey. Sokak köpeği saldırıyor. Abi köpekle anlaşmanın bir yolu var. Yani saldırmaz sokak köpeği durduk yerde yok öyle bir şey. Nasıl? Nasıl cümleler? İşte dünyayı diğer canlılarla paylaşmak durumundaymışız. O zaman şöyle yapalım. Yani sokaklara işte aslan, kaplan da bırakalım. Yani bizim dağdaki keklikleri öldürün efendime söyleyeyim kurdu, kuşu ayıyı daha doğasında yaşayan ne varsa yok edin falan gibi bir teklifimiz yok ama sokakların içerisinde insanların evlatları öldü. Ya şaka falan değil. Ona göre buna göre şuna göre değişen bir şey değil. Çok açık bilgiler ortada. Görüntüleriyle görüyoruz. Edirne'de geçtiğimiz hafta içerisinde bir teyzenin komalık yaptılar. Yüzü gözünü parçaladılar. İnsanlar kaçarken ölüyor. Ne diyor o konuyla ilgili? Köpekler diyor ısırmaz diyor saldırmaz diyor. Ya 30 kişiyi öldürdü diyorum. İşte onlara diyor köpeklerle yaşamayı öğretmeliymişiz. Neredeki gibi işte Avrupa'da buna eğitim veriyorlarmış. Bak şimdi insanların yurt dışına ne kadar çıkıp çıkmadığını bizim kitlemizin içerisinden bilmiyorum ama bizi takip eden kitlenin büyük bir kısmının yurt dışına çıktığını biliyoruz. Artık Türkiye'de hafta sonu dahi insanlar bir şekilde ucuz bilet bulduğunda gidiyor, geziyor, görüyor. İşte Almanya'da yaşayan 5 milyon Na Yakın e, Türk var. E, bizi Stuttgart'tan, Viyana'dan, Efendi Londra'dan, Paris'ten izleyen birçok dinleyicimiz var. O senin söylemiş olduğun Almanya'da verilen eğitim sahibinin tasmasından kaçmış, yani bir istisna oluşturmuş. Ya da Efendime söyleyeyim e, sahibinin tasmasıyla bir alışveriş merkezinin e, girişine mesela bağlayıp adam içeriye girmiş. Ona karşı bir acil durum olduğunda ne yapılması gerektiği öğretiliyor. Türkiye'de durum bu değil. Yani sapla samanı bilerek karıştırıyorsunuz. Yani Nevşin Hanım sizin gitmiş olduğunuz ülkelerin tamamını bu ülkede yüzbinlerce insan gitti gördü. Ben kendim yıllarca yurt dışında yaşamış bir insan olarak ne Amerika Birleşik Devletleri'nde ne Almanya'da ne Fransa'da ne de İngiltere'de Türkiye'de olduğu gibi yüzlerce sokak köpeğinin eşek yavrusu büyüklüğünde sahiplendikleri bölgeye de hiç kimseyi yaklaştırmayacak şekilde saldırarak 30'un üzerinde insanın yılda yaşamını kaybettiği bir hakikati hiçbir şekilde görmedim. Siz Roma'da en son Ekrem İmamoğlu turnesiyle gitmiş olduğunuz turnede 10 kilometre koşu yaptınız. Sağlık olsun. Sağlığınız bol olsun. Kaç tane sokak köpeği gördünüz? Bakın, İncek bölgesinde Ankara'dan örnek vereyim. İncek bölgesinde dışarıya çıktığınızda sizin Roma'da yapmış olduğunuz spora benzer bir sporu yapma şansları yok insanların. Ankara'da Eymir Gölü'nün etrafındaki başıboş köpek popülasyonu yüzünden insanlar saldırıya uğruyor. Siz Roma'da görmediğiniz şeyi neden Türkiye'de ısrarla devam ettirme gayreti içerisindesiniz? Neden insanların zekasıyla alay ediyorsunuz? Yani siz Sadece kendinizin mi yurt dışına falan gittiğini, oraları gördüğünü falan zannediyorsunuz. Yani bu ülkede ortalama birçok insanımız artık yurt dışına gidiyor. İnsanlar zaten 5 milyonun üzerinde yabancı Türk yabancı ülkelerde çalışıyor, yaşıyor, geliyor, gidiyor. Şimdi neden biz peki ceza çekiyormuşuz? Sokak köpeklerine karşı sorumluluklarımızı üstlenmediğimiz için. Ya akıl tutulması bu. Sokak köpeklerine karşı sorumluluğumuzu üstlenmediğimiz için ceza çekiyormuşuz. Hiç kimsenin sokak köpekleriyle ilgili üzerine düşen bir sorumluluk yok. Düşen bir tek sorumluluk var. O hayvanlara eza etmemek, eziyet etmemek, onları işte zehirlememek, işte dövmemek falan. Bunlar eyvallah. E bunu zaten sokakta yapabilecek insanların istisnalar Kaydeyi bozmamak kaydıyla gücü yok çünkü sürüler halinde geziyorlar. Hiç kimse bu hayvanlar ya, eziyet edilsin de denmiyor. Alınsın toplansın 2030 yılında 50 milyon nüfusa ulaşması bekleniyor. 50 milyon ne demek ya? Nüfusta her bir kişiye her ailenin e, aile sayısının iki katı işte 25 milyon aile olsa iki katı sokak köpeği demek. Bu artık katlanılması zor. İnsanlar Türkiye'ye turistik seyahat için geldiklerinde sokak köpeği ve kuduz konusunda uyarılıyorlar.